Kıvanç, önce şu etiketlerden bir kurtulalım. Seninle iki arkadaş gibi konuşalım biz. Feride'yi çok fazla tanımıyorum ama bence senin en büyük hatan eşini suçlu tarafı ilan edip kendini olayın dışında tutman. Yani? Yani Feride'nin kendisini buraya getir. Hatta olabiliyorsa çift terapisini alalım sizi. Bu mümkün değil. Feride böyle bir şey asla kabul etmez. O halde tavsiyelerim sadece arkadaşlık çerçevesinde kalabilir. Çünkü bu mektuba bakarak ben bir insanın çözümlemesini yapamam. Peki bir arkadaş olarak bu mektupta ne gördüğünü söyler misin? Peki sen bu mektupta ne görüyorsun? Neden buradasın? Ben bu mektupta babasına korkunç derecede itaat eden, takıntılı, hastalıklı, yani kendini büyütememiş bir kadın görüyorum. O zaman keşke Feride'yi bir de benim gözlerimden görebilseydin. Anlamadım. Çünkü ben bu mektupta babasından çok korkan küçük bir kız çocuğu gördüm. Dede. Ne soracaklar bana? Bizim avukat gelse daha iyisini söyler de. Ama sen benim dediğimi yap. Tamam. Sadece ağız dalaş. Amcana da ne oluyorsa. Güya erkek. Hepi topu bir çentik. Ne kadar tatlı canı varmış. Değil mi? Ananın canı can değil sanki. Nerede kaldın be avukat? Şehir dışından geliyorum. Acil savcılığa geçtim. Oradan buraya anca gelebildim. Kusura bakmayın. Delikanlı. Benim torun. Telefonda söyledim ya. Cüneyt Yılmaz. Junior ne ya? Dede küçük diyor işte hani. Yetişiyor inşallah. Şimdi biz ne diyeceğiz onu bir söyle. Bu yaralama aleti sizdeydi değil mi? Bende. İyi. Ben şimdi kızınızın yattığı hastaneden geliyorum. Oradaki raporları istekli mail yoluyla gelecek. Doktor raporu da var içinde darp olduğuna dair. Yalnız bu aileye sunulmuş ama aile bunu istememiş anladığım kadarıyla. Ay yok. Ablam aslında istedi ama amcam apar topar çıkartınca anneme. Güzel işte. Ne kadar güzel. Her şey yerli yerine oturuyor değil mi Yılmaz Bey? Yeminle her eve lazımsın. Her şeyin bir kolayını buluyor. İşte hayatı kolaylaştırmanın da bir bedeli var ama değil mi? Ha? Anladık, anladık. Sizinle o kadar güzel anlaşıyoruz ki bayılıyorum vallahi. Peki, sizin dediğiniz gibi bunlar basit konular. Şimdi isterseniz asıl meseleye gelelim. Ha? Neymiş o? Yarın büyük gün. Savcılık mezarın açılmasını öne aldı. Yapma ya. Adli tıp raporu da bir iki güne kadar çıkacakmış. Bir dakika ya. Niye bu alelacele? Öbürleri aylarca sürdü. Siz niye panik oluyorsunuz Yılmaz Bey? Ha, ben size bunu söylemiştim. O dilekçeyi verdiğinizde sizin başınız ağrıyacak dedim. Siz beni dinlemediniz, gittiniz bir de kendi ayağınızla girdiniz o kapana. Keyfimizden mi açasın dedik mezar. Damat altımıza oymuş haberimiz yok. Karşımızdaki avukatı tutan o. Kızımla bana şantaj yapan yine o. Halil zaten yanında Teşne. Bir sen de onun yardakçısı. Kendimi veda etmekten başka çarem mi vardı? Var mıydı? Sen son dakikaların adamsın avukat. Şu andan itibaren topu çevirebilir miyiz onu söyle. Ben bu bakışı biliyorum. Yusuf Karadaş. Haydi bakalım. Halledecek o. Gel bakalım Cüneyt. Halledelim şu işi. Gel. Gidiyorum, gidemiyorum Cennet'e. Ondan sonra Yılmaz yakamı bırakmıyor. Sen benim yakamı bıraktın.